Haberimizi izledik. Güngör Bey, <laughs> İlyas Bey. Şimdi ABD Gazze'ye geçici liman inşa edecek. Birinci sene niye bu kadar zaman sonra beklendi? İşte havadan yardımların aslında çok daha maliyetli olduğunu biliyoruz. Zaman niye şu an? E bir yandan aslında buna gerek kalmadan bir ateşkesin olması ve insanlara yardım tırlarının ulaşmasını bekliyorduk ki Ramazan'da. Ama artık dördüncü günde de bunun gerçekleşmediğini gördük. Peki ABD Gazze'ye geçici liman inşa edecek diyoruz ama... Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Hadi birlikte bakalım. Yüzer iskele inşası 60 gün sürebilir. Yaklaşık 1000 ABD askeri personeli çalışacak inşasından. ABD askeri Gazze'ye kesinlikle ama kesinlikle ayak basmayacak. İskele geçici bir geçitle karaya bağlanıyor. Tam olarak nerede kurulacağı belli değil. Yardımlar Güney Kıbrıs üzerinden gönderilecek bu arada burası da önemli. Ve Biden'ın söylediği limanın güvenliğini İsrail sağlayacak. Şimdi... Neler söylersiniz bununla ilgili? Ee, hem de tabii ki e, bu mesele niye bu zamanda konuşuyoruz? Ve sonrasında aslında kurulduğu alan itibarıyla ne sağlayacak İsrail'e? Yani görünürde Gazze'ye yardım var ama o buzdağının arka kısmında acaba ne yatıyor? Buyurun sizler. Kim konuşmak isterse? Buyurun hocam. Şimdi e, burada önce yine ben makrodan mikroya doğru ineceğim. Lütfen. Şimdi İsrail bu operasyona 2011 yılından itibaren hazırlanmaya başladığını biz biliyoruz. Çünkü o dönemden çıkan bir kısım kayıtlar sızdırıldı. Hı, hı. Ta o yıllardan belli bir hazırlık yapılmaya başladığını görüyoruz. Şimdi uzun yıllar İsrail hazırlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri ile kendi aralarında gizli şöyle bir anlaşma yapmışlar. Ben Gazze'ye gireceğim. Orayı temizleyeceğim. Hı hı. Benim temizleyebilmem için de benim şu kadar bir süreye ihtiyacım var. Süreyi bilmiyoruz. X Tahmin ediyorum 2-3 aydır bu. Hı hı. Bu süre içerisinde de bana zaman kazandırın. Ben bunları ben burayı kökünü kazayım. Sonra da e, biz bu işi hani oldu bittiye getirelim. Şimdi yaklaşım bu olduğu için de baştan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı oyalama üzerine kurulu. Ama İsrail ya umduğunu bulamadı. İsrail birkaç ay içinde temizleyeceğini düşündüğü Hamas ve Hamas bölgesine, Gazze bölgesine girdiğinde çok yüksek bir dirençle karşılaştı. Muazzam bir dirençle karşılaştı. Şimdi aslında İsrail gitmek istediği yere de gelemedi. Devamlı süreyi uzatıyorlar. Bakın şurada işte bakın orada Gazze limanımız var mı? Var. Hı hı. Hazır bir liman var mı? Var. Karayollarımız açık mı? Açık. Yani biz bunu için yüzer iskele inşasına 60 gün hı. beklememize gerek yok ki. Bu tamamen oyalama tekniğidir. Yani yüzer iskele inşası için 60 gün. ABD'de bin civarında Amerikan askeri personeli çalışacak. Yani bin kişilik bir askeri güç ...oraya çıkacak demektir. Efendime söyleyeyim... E, ...ABD yine diyor ki... <laughs> ...iskele geçici bir geçitle... ...karaya bağlanacak. Yani... ...işi bittiğinde sökülmek üzere getiriliyor. Peki... ...tam olarak nerede kurulacağı bile belli değil. Evet. Söylemiyorlar. Bir de yardımlar... ...Güney Kıbrıs üzerinden Niye? gidecek. Ne demek? Türkiye buradan rolü kapmayacak. Türkiye yani Kuzey Kıbrıs'tan giderse yardımlar... ...ya da Türkiye limanlarından giderse... Hmm. ...ya da atıyorum... <laughs> Libya, Mısır gibi Müslüman ülkelerin limanlarından giderse bu İsrail'in karizmasına zarar verir. Burada Güney Kıbrıs gibi yani Rum, Müslüman olmayan, Hristiyan ve muhalif bir bölgeden yardımların gelmesi özellikle planlanmış. Dolayısıyla Türkiye'de buradan bir rol kapmamış olacak. Yani bu Türkiye'ye özel bir madde aynı zamanda. Ben toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. Bu tamamen orta sahada top çevirmektir. Bu tamamen maçı uzatmak için bahane öğretmektir. Bu arada amaç her gün... gaz yataklarına ulaşmak olabilir mi? Efendim? Amaç gaz yataklarına ulaşmak olabilir mi? Şimdi zaten nihai amaç <laughs> o. Ha Mesela. çok güzel. Şimdi haritamız geldi. Şimdi e, müsaadenizle Buyurun. Da. Elbette müsaade. Sizin ne demek? Evet. <laughs> Şimdi şunu vurgulayacağım. E, sanayi inkılabı başladığı andan itibaren. Teşekkür ederim Güngör Bey. Evet. Buyurun. Sanayi İnkılabı başladığı andan itibaren 100 yıl kömür savaşları. 1800-1900 arası kömür savaşları. 1900-2000 yılları hı. arasında da petrol savaşları oldu. Yani 1900 yılı ve 2000 yılı arasında yapılan savaşlara dikkat edin. Ağırlık olarak petrol savaşlarıdır. Çünkü enerji sanayide her şeydir. Enerjiyi kontrol eden dünyayı kontrol eder. Şimdi... Dünya gömlek değiştirdi. 1980'lerden itibaren artık petrolün, mazotun yerini doğalgaz almaya başladı. Bundan sonra 2000'li yıllardan itibaren örneğin 2000-2100 <laughs> yıllar arasında <laughs> savaşlar olacaksa savaşlar doğalgaz üzerinden olacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hı -hı. Bir. İkincisi dünyadaki doğalgaz rezervlerine baktığımız zaman dünya rezervlerinin %80-85'i 3 bölgede toplanmış durumda. Bunlardan bir tanesi... Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerinin bulunduğu, Rusya'nın da içerisinde bulunduğu bu Orta Asya bölgesi. Ya da Orta Asya ve Kuzey Asya bölgesi diyebiliriz. Yani Asya bölgesi birinci bölge. İkinci bölge, Norveç Denizi, Kuzey Denizi'nde Rusya'nın ve Norveç'in sınır olduğu Kuzey Denizi bölgesinde çok ciddi bir doğal gaz rezervi bulundu. Ve en nihayetinde de şu görmüş olduğunuz Doğu Akdeniz Havzası'nda, doğal gaz rezervleri bulundu. Fakat burada yapılan çalışmalarla her gün yeni bir rezerv bulunuyor. Ve bu rezervler eğer böyle giderse yakında şöyle söyleyeceğiz. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervleri Doğu Akdeniz Havzası'nda diyeceğiz. Hı hı. Şimdi buradaki rezervler bulunmaya başladığından itibaren dünyanın ilgisi buraya yöneldi. Bakın şimdi burada bu bölgede 200'den fazla savaş gemisi var. Rus, <laughs> Rus Fransız savaş gemileri burada. Amerikan savaş gemileri burada, İngiliz savaş gemileri burada, bizim savaş gemilerimiz de burada. Zaman zaman sahaya iniyorlar, zaman zaman kendi bölgemize çekiliyorlar. Niçin? Çünkü şu Doğu Akdeniz havzasında korkunç bir doğal gaz var. Eğer siz 2000 yani önümüzdeki yüzyıl içerisinde enerji hükmetmek istiyorsanız bu bölgede mutlaka söz sahibi olmanız lazım. Onun için Mavi Vatan projesi bizim için çok önemli bir projedir. Yani bunu iş politikaya alet etmeden Kesinlikle üzerine durulması gereken bir projedir ve biz bu Akdeniz'in Doğu Akdeniz havzasından bize düşen payı mutlaka almalıyız. Bakın Musul-Kerkük meselesi biraz evvel söyledik misak-ı milli sınırlar içindeydi. Hı hı. Biz Lozan'a gittiğimizde anlaşamadığımız dört konudan birisi Musul-Kerkük meselesiydi. Bu dört konuyu biz Boğazlar konusu, Hatay konusu, Musul-Kerkük konusu ve Kıbrıs konusunu biz daha sonra anlaşmak üzere ertelemiştik. Lozan Anlaşması'nda madde olarak daha sonra yapılacak anlaşmalarla düzenlenecek demiştik. Bu yüzden e, Musul Kerkük konusu bizim aramızda netleşmiş bir dönem bölüm değildi. Yani bir bölge değildi. Biz Musul'u elimizden kaçırmasaydık 1900 ile 2000 yıllar arasındaki 100 yılı bu kadar zor yaşamayacaktık. Bugün Türkiye ekonomisinin en büyük ve tek sorunu cari açık sorunudur. Ve cari verdiğimiz cari açığa yakın bir rakamda biz dışarıdan her yıl 50 ila 55 milyar dolar civarında doğalgaz, petrol ve petrol alıyoruz bakın. Mesela Musul, Kerkük bizde kalsaydı bugün bambaşka bir Türkiye konuşuyor olurduk. Türkiye bu fırsatı kaçırdı. Gazi Mustafa Kemal Hatay'ı halletti, Boğazlar meselesini halletti, sırada Musul vardı ama olmadı. Şimdi bugün tam 100 yıl sonra o günkü Musul meselesine denk bir şey söylüyorum. Doğu Akdeniz Havzası'ndaki doğalgaz meselesi. Bu meseleyi mutlaka önemsememiz lazım. İşte bakın herkes burada bir kavgada. Hı hı. Örneğin hemen şu istikamette hı. görünmüyor Yunanistan'ın e, kıta sahasının içerisinde bulunan doğalgaz rezervleri. Yunanistan oradan aşağıya sarkmak istiyor ve ne yaptı? Gitti Mısır'la bir anlaşma imzaladı değil mi? Hı hı. Ve buradan hattı önümüzü kesti. Biz de gittik Libya ile anlaşma yaptık. İşte bu yüzden Mısır'la yaklaşmamız da o anlamda önemliydi. Şimdi burada yapılmak istenen şey şu. Gazze'nin şu görmüş olduğunuz Gazze bölgesi ve... Gazze limanları çok değerli. Filistin halkının Akdeniz'e bağ kesilmek isteniyor. Ve şu doğalgaz rezervlerini tamamen zaten bu taraf İsrail'in elinde burası. Tamamen İsrail Akdeniz hakimiyetini ele almak istiyor. Ve bu büyük doğalgaz e, doğal gaz rezervinden kendisine düşecek payı buradan almak istiyor. Amerika da İsrail üzerinde üzerinden gelerek bu bölgede hakimiyet sağlamak istiyor. Bakın burada görünmüyor ama hemen şurada Adana şey var bizim incirlik üssü var. Hı hı. Ee, hemen burada İsrail'i görüyorsunuz ve burada yine müttefik Mısır var. Yani Doğu Akdeniz üzerinde Amerika'nın hakimiyeti açısından da çok önemli. Burada ana mevzunun ben e, gaz Gazze limanları olduğunu ve Akdeniz hattıyla Filistinlerin bağını kesmek olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Filistin'siz bir Filistin toprağı meselesinden de öte tamamen evet. gaz rezervlerine ulaşmak. Bu durumda peki aslında soykırımın ilk günlerinde çok sıklıkla soruyorduk. Ne zaman biter? Öngörünüz ne? Sizce ne kadar sürecek? İşte Mart'ta biter, Nisan'da biter, işte bu ay anlaşma imzalanır, yıl sonunu görürüz diyenler vardı ki ilk gün Ekim'de sorduğumda e, ama görüyoruz ki herhalde mesele çok daha derin ve çok daha uzun mu olacak? Sizin Aynen. tahmininiz ne? Ukrayna meselesinde dediğimiz gibi diyoruz. Burası bir bataklıktı. Bunlar İsrail Gazze'yi küçümsedi. Gazze'deki direnişi küçümsedi. Burayı birkaç ayda temizleyeceğini düşündü. Bu evdeki uluslararası... hesap çarşıya uymadı. Aynen evdeki hesap çarşıya uymadı. Fakat bir kere buraya girdi buradan çıkamıyor. Şu anda İsrail'de Şimdi başka denklemler de içine girdi. Ve girdi. çıkarsa işte bazı koltuklar yerinden edilecek. Burada bir kere çok güçlü bir direnişle karşılaştı. Böyle bir şey beklemiyordu. Artı bir de uluslararası denklemler değişiyor ve bu savaşın uzadıkça İsrail aleyhine dönüyor. Bu önemli bir şey. Hı hı. Çünkü ilk başta İlk hatırlasanız savaşın başladığı 4 Ekim <laughs> ya da 7 Ekim günüydü. 200 civarında füze atılmıştı evet. ve o füzelerle beraber dünyada bir kamuoyu oluşturuldu. O kamuoyunun kredisini İsrail bir dönem kullandı ama artık İsrail, şimdi dünyada artık sesleri geliyor her taraftan. Ee, görüyorsunuz dünyanın her tarafında büyük mitingler yapılıyor. Ve Müslüman olmayan yani Hristiyan ve yabancı unsurların gençlikler dahil bu mitinglere katılıyor. Hı hı. Ve Filistin müda müdafası adeta dünyada bir şeye dönüştü. Bir sembole dönüştü. Yani emperyal güçlere karşı direniş sembolüne dönüştü adeta. Yani bu iş uzadıkça da İsrail aleyhine döneceğini düşünüyorum. Hı hı. İsrail de çok kibirli bir devlettir. Yani ben bunu başaramadım çıkıyorum da demez. Ben bu işin bu hamurun daha su götüreceğini ve bu çatışmaların daha uzayıp gideceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Ayakta kalmayın lütfen. Ginger <laughs> Bey. Nöbeti devral. Bir, bir anda sandalyeler boşaldı ama orada anlatabilirsiniz tabii ki. İlk ne önce bu haritalarda size. söylediğim bir şey söyleyeyim. Burası hı. İsrail değil. Burası Filistin. İşgal altındaki bir toprak. E, bu şekilde tanımlanıyor. 1948'den itibaren 75 yılda yıldır hı hı. ...Siyonist Teşkilatın işgali altındaki bir e, ülkeden söz ediyoruz. Filistin. Hı hı. Bakın. 7 Ekim'de başladığımız ve geçen 5 ayda çok farklı başlıkları konuştuk. Ben her zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sistematik bir gazze ve bu işgal planı olduğunu söyleyen bir gazeteciyim. Şimdi bir liman çıktı. Önceden ateşkesten söz ediyorlardı. Hep yeni bir konuyu, hep yeni bir şeyi bize tartıştırıyorlar. Şimdi bu limanla ilgili konu başlığımızda olan limanla ilgili en dikkat çekici şey limanın güvenliğini İsrail sağlayacak. Velev ki Tabii. mevcut mevcut ki şimdi Gazze'de liman vardı. Ee, İsrail burayı yıktı. Saldırarak yıktı. Ona yakın bir lokasyonda ABD'lerin inşa ettiği istikamcılar yapacak deniz istikamcı Geç, geçici iskeleydim ki söyleyeyim sonra bu bir kalıcı limana da dönecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'ın ve başkan yardımcısı Kamala Harris'in bir ertesi gün planı açıklandığında liman ve ticaret merkezlerinden söz ediyorlardı. Eğer bu yapılacak işte geçici adı artık nasıl tanımlanacak? Eğer İsrail buraya güvenliğini sağlayıp İsrail askerleri oraya yerleştirilirse, bakın ben şeytani aklı söyleyeyim yardım gelecek ya oradaki hı hı. insanların ölmemesi için buradaki de İsrail askerinin varlığını kabul edin diyor. Bu çok önemli. Kabul edin diyor. Zaten genel tartışmayı anlatmaya gerek yok. Bu çok kolay karadan girebilecek. Ee, yardımlar neden havadan ve denizden ısrar ısrar ediliyor? Bu başka bir şey. Başka bir şey Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de de kendisini de bir şekilde konumlandırmak istiyor. Bu belki doğalgaz. Belki jeopolitinin başka bir dengeleriyle. Aslında bir taşla birden çok kuş vurma çabası da diyebilir miyiz? Yani hem orada garantilemek istiyor kendini hem bir şekilde Netanyahu baskılanamayacak bir karakter gibi görünse de bir şekilde elde etmeye şimdi, çalışırken de iç siyasetine de oynuyor aslında. Şimdi ilk defa bu günah çıkartıyor. Hı hı. Ee, i̇ç siyasette biliyorsunuz Demokrat Parti'nin delegeleri bile protestolarında ABD Başkanı Biden'ı soykırımcı Joe olarak hı hı. E, defaatle protesto ettiler. Bu soykırımcı Joe'yu Noel Baba, Tonton Dede Biden evet. yapma dünyaya karşı. Çünkü biliyorsunuz Müslüman ABD vatandaşı olan seçmenlerin desteğini kaybetmiş durumda çok büyük bir oranda. Bu oranda bu da demokratları bu Gazze meselesi konusunda bazı adım. Bakın ısrarla 6 haftalık bir ara vermeye uğraştılar ki bu 6 haftalık ara verme Ramazan-ı Şerif ayı ve bayrama denk geliyordu. 4 hafta Ramazan, bir hafta da bayramı. Bunu bu gerçekleştirmedi. Geçen CIA direktörü hala masada diyor. Bir işte o atılan yardımlar, Biden'ın Netanyahu'yu karşıtı söyleminin mikrofondan bilerek sızdırılması hep iş siyaseti yönelik PR çalışması. Hı. Ama stratejik olarak bu 5 ayda daha doğrusu 2011 yılından itibaren başlayan bu Gazze'deki saldırıların altında bu gördüğünüz Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve işgali tanımlama var. Ben bu 5 ayı anlamak için her zaman verdiğim bir örnek var Sümeyye Hanım. E, 2023 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, Gazze kasabı Netanyahu artık onu öyle tanımlayacağız. Tarihe öyle geçti. Gazze kasabı Netanyahu bir harita gösterdi. Hı. Bu haritayı gösterdi. İşgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şehri ve Gazze yoktu. Orayı tamamen e, sözde bir İsrail ekibi gösterdi. Ben her zaman söyleyeyim. Aksa tufanı olmasaydı bile Gazze'ye saldırılacaktı. Saldırılacaktı. E, şu an itibariyle Hamas direnişini yenemedikleri için Haması durduramadıkları için kendilerine göre e, Gazze'yi Batı Şehir'e gibi yapmak istiyorlar. Bunu e, Netanyahu nasıl açıkladı? Bizim atacağımız yöneticiler olacak dedi. ABD buna bunu nasıl teyit etti? Limanı İsrail askerleri kontrol edecek. E, biz içeride olacağız dedi. Yani Gazze'nin içinden operasyonları devam edecek diyor. Batı Şehir'ye da biliyorsunuz AB ve C bölgesi olarak tanımladığımız üçlü bir yapı var. E, tamamen İsrail'in işgali altında olan buna Kudüs dahil. İşte işte Ramallah'ta Mahmut Abbas yönetimi ve El Fethi'nin bulunduğu bölge. El Alil ve diğer bölg bölgelere baktığımızda da e, Filistin Otoritesi'nin yönetimi olmasına rağmen işgalci polis ve askerin olduğu, olduğu bir yapı. Bu A, B ve C'yi D'ye ekleyecekler. Gazze'yi küçük, küçük bir batış araya döndürmek istiyor. ABD'de de sağda olmak istiyor. Bakın ABD'nin ertesi gün planında ne vardı? Sözde bir ittifak, Gazze ittifak gücü gelecek. Amerikan askerlerinin olduğu. İşte geçici olarak limanlar kurulacak. Burada güvenliği sağlayacak. 3000'e yakın Filistinli asker eğitilecek. Hamassız bir e, projeden söz ediyorum. Sonra bu geçiş döneminden sonra burası Gazze bir Filistin otoritesinin yönetimine devredecek. devredilecek peki Netanyahu bununla örtüşen ne dedi? Bizim atacağımız yerel yöneticiler hı hı. dedi. İçeriden operasyonlara devam edeceğiz dedi. Bakın içeride yolu inşa ettiler. Cepler dediğimiz askeri literatürde tampon bölgeler oluşturdu, oluştular. Hamas'ın gene görüntüleri yayınladı. Direniş devam ediyor. İşgalci unsurları vurmaya devam ediyor ama İsrail askerleri bir şekilde içeride. İçeride. Bu fiili durumu Amerika Birleşik Devletleri kabullenmiş durumda. Şimdi belki liman, limanı farklı bir yerde. Bakın sizde yayınlarımız devam edecek. O zaman biz ABD'nin limandan başka adımlarını da konuşacağız. Belki çok iddialı bir laf. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir e, Gazze ve e, bu bu bölgede Doğu Akdeniz'de bir planı var. Planı var. E, bunu da İsrail ile birlikte aslında uyguluyorlar. Bu siyasi atışmalar sadece dünya kamuoyuna karşı yapılan açıklamalar. Reelde bakın bir kenardan e, gerçekten bir akıl tutulması. Bir kenardan e, yardım paketleri atıyorlar hı hı. havadan. Yardım kasaları atıyorlar. E, diğer yandan aynı uçaklar. Ee, çocukları öldürecek silahları getiriyor. Mermileri getiriyor. Yani evet. bir yandan İsrail'e silah veriyor. Diğer yandan da sözde e, dünyaya şirinlik gözüme girince bunları gerçekleştiriyor. Tabii e, benim her zaman dediğimiz biz İsrail'in yaptığını, ABD'nin, İngiltere'nin yaptığını biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. E, bu Gazze Vahşeti başladığında ilk toplantı Kayre'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısındaydı. E, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada bütün karşıdan çoğu da Arap ülkesi e, muhataplarına ne dedi? A, ana deri, ana söylemde Arap e, ligindeki dışişleri bakanları daha cesur olun. Yıllardır kınama yapıyorsunuz. Başlığı ve tarihcesi. Tarihi daha cesaretli adımlar atmaması gerekir. İşte işte Gazze dostları diyelim. Yani bu Filistin meselesini destekleyen ülkeler cesur adımlar atamadılar. İkincisini Riyad'da e, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak olağanüstü toplantısında Sayın Erdoğan da söyledi. Hı hı. Komisyonlar kuruldu şeyle. Gazze diplomasiyle çözülmez. Altını çizerek söyleyeyim. Yani çok şey olur. Gazze'ye karşı reel e, ve İsrail'i önleyecek, ABD'ye baskı kuracak bir güç dengesi oluşması lazım. Bunu kim söylüyor? E, Mehrum Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Siyonist İsrail'in anlayacağı tek şey güçtür deniyor. Bu ee, Siyonist İsrail'e karşı mevcut bu yapıya karşı bir Müslüman ülkenin başını çektiği Müslüman olmasa bile Gazze dostları, Filistin dostları, Brezilya gibi, İskoçya gibi örnek olarak veriyorum. Ve ee, bir güç dengesi oluşturmadıktan sonra bu süreçleri biz daha çok konuşuruz. Sayın Fidan ne dedi? Gazze'de bu kaçıncı savaş? Bunun önlenebileceği var mı? Nihai barış, barış hiç mutlaka konuşulması lazım. Bundan çok uzak bir noktadayız. Gazze aslında e, mübarek Ramazan ayında bir vicdan testi. Biz bu beş ayda kim iyiler ikliminde, kim kötülerin yanında gördük. Netanyahu e, kötülüğün el kitabını yeniden yazdı. Yani şu yüzyıldaki ne kadar kötülük, katliam varsa sıkıştırmış bir şekilde burada gerçekleştiriyor. Buna bakın, e, hani diyorlar ki bazı yorumlarda Arab ülkeleri petrol vanasını ne zaman kısacak? Anlatıyor. Bakın ona hiçbir gerek yok. Bu gazze başladığı günden önce bir tane Müslüman ülkesine İsrail ürününe girmemesi lazım. Evet, geçen yani marketlerde alması lazım. artı İsrail destekleyen ülkelerin ürünlerinde bu alınmaması yapabileceğimiz birçok şey var ama bu ne yazık ki buraya gel gelmedik. Yani. Bireysel çözümlerden öte toplumsal çözümler Tabii mutlaka bir reaksiyon gösteriler çok önemli kınamalar çok önemli hı hı. Türkiye'de de yapıldı, Müslüman olmayan ülkelerde yapıyor. Bu, e İsrail'i durdurmak istiyorsak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir adım atmasını istiyoruz bir güç dengesi, bir güç ittifakı oluşturmamız hı hı. lazım. Yani Gazze'de yaşananlar bize bize uzak değil. Tabii yani e, bunu da unutmamak lazım. Özellikle hani Ramazan ayındayız. Her Ramazan zaman... ayında işte ne zaman müzakere Bakın en ateş kesiyoruz. ama oradaki insanlar 6 aydır zaten oruç Oruçsuzlar. En kötüsünü müzakere kötüsü, ediyorlar. En kötüsü ne? havadan atılan yardımlara muhtaç ediyorlar o insanlar. Evet. Yani karadan sokabilirsin, İsrail'i durdurabilirsin en kötüsü ve bunu da bir Hollywood yapımı film gibi bir tarafta Ürdün Kralı, bir Tabii. tarafta soykırımcılığı dünyaya izletiyor. Ee, Müslüman olarak, Müslüman olmasa ki vicdan sahibi her insanın bunu çok iyi düşünmesi gerekir. Teşekkür ediyorum Güngör Bey. Bu son cümlenizde de süremin kadar, sonuna geldim ama İlyas Bey bir cümle. Bir de uçakla ne kadar yardım gönderebilirsiniz? O kadar yapmacık ki. Yani uçaktan uçakla atabileceğiniz yardımlar çok sınırlıdır. Hı hı. Yani tamamen bir e, gösteriş ve biraz evvel Ayak Güngör de, Bey'in de söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim senesinde hı hı. E, dünya kamuoyuna verdiği mesajdan ibaret diye düşünüyorum ben de. Evet, geçen yayında da söyledim ama bu bo bombaları ve aslında yardımları konuşunca aklıma gelen bir görsel var. Bir karikatür kimin yaptığını hatırlamamakla birlikte ikiye ayırmışlar. Bir yerde bebek daha doğrusu iki alanda da bebek minicik bir bomba bebeğin ağzında ve minicik bir e, emzik bebeğin ağzında veren iki elde ABD. Evet. Tam da bu noktadayız besleyen eller öldürenler de aynı zamanda. Umarız ki tez vakitte bir müzakere olur ve en azından oradaki insanlar Ramazan'da açlıkla imtihan olmaz. Evet onlar zaten beş buçuk aydır bilfil fiil oruç tutuyorlar. Teşekkür ediyorum. TESAN Başkanı Doktor İlyas Bozkurt bizimle beraberdi. Sağ olun. Ben teşekkür Katkılarınız ederim. Katkılarınız için gazeteci Güngör Yavuz Aslan da keza bizimle birlikteydi. Çok güzel bir yayın oldu. Ben şahsım adına çok keyif aldım. Umarım evet. seyircilerimiz de keyif almıştır.